Arkadaşlar merhaba. Bitik lityum iyon pilinin yeniden diriltme olayı. Şimdi öncelikle pilimizi ölçelim. Mevcut gerilimini. Arkadaşlar sıfır. Bu pilin ölü pil olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla bu tür pilleri genellikle şarj etmeye çalışırız öncelikle. Makinamız da bu. Evet, bağlantımızı yaptık. Çıkışlar şu bölgeden. Artıya artıya, eksiye eksiye bağladık. Bu lityum iyon olduğu için şurası lityum iyon olacak. Ve 1,5 amper bir hücre. Dolayısıyla arkadaşlar şurada istirahat buyururken. Evet, kesinlikle diyor, sorun var. Evet arkadaşlar, bitik pilimiz için birinci yöntemimiz. Bunu nikel MH olarak bir kandırık yapıyoruz. Şarj etmek üzere 1,5 amper başlatıyorum. Yine aynı problem verdi. Sorun büyük. Şimdi bir diğer yöntemimiz, bu pile normal güç kaynağından 3,4 volttur kendisi. 5 volt gibi bir gerilim değeri uyguluyoruz. Evet. Beş volt uyguluyorum bir miktar. Arkadaşlar bunu böyle 10 defa dokundurup çektiğimizde bir uyarı göndermiş oluyoruz. 3 saniye tutuyorum. Çekiyorum. Bu işlemi 8-10 defa yapıyorum. Evet, şoklama işlemini bitirdikten sonra bir ölçüm yapıyoruz. Sıfır diye bunun voltajı. Bakın 1,5'a yükselmiş oldu. Ve bu şoklama esnasında bir miktar ısınma söz konusu oldu. Evet. Evet, bağlantımızı yaptık. Şimdi bunu 1,5 volt gibi ölçtük. Yani bunun normal değeri 3,4 olduğunu varsayarsak 1,5 3,4 voltun altında olduğu için biz bunu şarj ederken lityum iyondur. Bu şekilde şarj etmeyeceğiz. Bunu bu görmeyecektir. Kendiniz de deneyebilirsiniz. O yüzden biz bunu deminki kandırı şu anda yapacağız. Hani 1,5 voltu yükselttik. Ancak 3,4'ün altında diye nikel MH olarak aynı kandırı tekrarlıyoruz. Ve görüldüğü üzere şarj başladı. Şimdi bizim iki seçeneğimiz var. Şuradaki gerilim miktarını 3,4'ün üzerinde gördükten sonra çıkarıp lityum iyon olarak şarj etmek. Veyahut da bir ikinci yol, bunu bu şekilde bir miktar bekleyip şurada full yazmasını beklemek. Bu iki yöntem de olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an görüldüğü üzere istediğimiz voltaj miktarı 3,4'ün, yani bunun gerçek değerinin üzerine çıkmış durumda. Biz o iki yoldan şunu seçeceğiz. Bunu, bu işlemi yarıda kesip lityum iyon cinsinde olan bu bataryamızı, pilimizi lityum iyon olarak şarj etme yoluna gideceğiz. Evet. O yüzden lityum iyonu bir daha enter'a bastığımızda şarj başlamış durumda. Aşağı yukarı 40 dakika, 1 saat içerisinde şarj etmesini, şuranın full yazmasını bekleyeceğiz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın.